Efendim, bültenimizin başında da belirtmiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümet krizi yaşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, meclisin toplanmasında sorun yaşadıklarını açıkladı. Çalışmalarına engel olduğu gerekçesiyle koalisyon hükümetinin istifasını sundu. Şimdi hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevireceğiz kameralarımızı. CNN Türk Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge'den detayları alacağız. Sayın Bilge, öncelikle hoş geldiniz. İyi yayınlar Kaan. Ne var istifanın arka planında? Detayları aktarır mısın? Evet Kaan, aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC'nin hükümet krizi bir süredir devam ediyordu. Hemen onu söylemek istiyorum. Başbakan Ersan Saner bugün Cumhur adına istifasını sundu. Ancak bu bir süreç. Çünkü hükümet 3 partinin koalisyonu ve azınlık olarak kurulmuştu. Ne demek istiyorum? Bağımsız 3 milletvekilinin 50 sandalyeli parlamentoda, bağımsız 3 milletvekilinin dışarıdan destek verdiği yine 3 partinin bir azınlık hükümetiydi. Dolayısıyla meclisi açma, yani nisabı sağlama, 26 sayısına ulaşma ve yasaları yapma konusunda da sıkıntılar yaşıyordu. Ki zaten erken seçim görüşmeleri de devam ettiği bir zamanda istifasını sundu. Çünkü Şubat ayında da erken seçim var. Aslında siyasi partiler, daha doğrusu Başbakan Ersan Saner, hükümetin bu şekliyle güven oyu alamayacak ya da meclisi toplayamayacak bir sayıyla devam etmesinin imkansız olduğunu görünce siyasi partilerle, muhalefetle erken seçim görüşmeleri de yaptı. Şubat ayında da anlaşmaya vardı. Ancak başka pürüzler çıktığından dolayı kendi içinde yani 3 siyasi partiden kurulu azınlık tekrarlığıyla Ati Abdüler gereğiyle istifasını sunmuş oldu. Pekala ne olacak önümüzdeki günlerde? Cumhurbaşkanı Ersin Tatar öncelikle mevcut hükümetin yeni hükümet kuruluncaya kadar devamına karar verecek ki bu yönde bir teamül var. Ve ardından parti liderleriyle görüşerek erken seçime hangi hükümetle gidileceği konusunda bir temaslarda bulunacak. Çünkü teknokrat hükümeti ya da seçim hükümeti de konuşuluyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde siyasi kriz devam edecek. Parlamento kriz var diyebiliriz. Çünkü parlamento toplanamıyor. Ay başında toplanması gerekiyordu. Hükümet 26 sayısını bulamıyor. Zaten istifanın en büyük nedeni de bu. Ancak şunu söyleyebiliriz Kaan. Şubat ayında erken seçim var. Hızlıca söyleyebiliriz. Belki tarihler değişebilir. Tabii bunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın siyasi parti liderleriyle görüşmesinden sonra daha da netleşecek. Gelişmeleri de bildiriyor olacağız. Söz sende Kaan.